Fransız hükümeti Eyfel Kulesi civarında gerçekleşebilecek hain bir saldırı için uyarı istihbaratı almıştı. Böyle vakalarda genelde bu hain saldırıları yapacak kişiler, keşif yürüyüşü yapıp neyi nerede yapacaklarına karar verdikleri için Fransız ajanlar Eyfel Kulesi etrafında sivil şekilde gözcülük yapmaya başladı. Birileri mutlaka gelip neyi nerede yapacağına karar verir gözlerle kendini belli edecekti. Eğer bu saldırı gerçekleşirse hem dünyanın en çok turist gelen bölgesindeki kayıplarla tarihe kara bir leke sürülecek hem de bu turistik güzellik harap olacaktı. Ajanlar gözlerini dört açıp şüpheli birilerini arıyorlardı. İstihbarat tehlikenin geçmediğini söylüyordu. Ancak ajanların gözüne çarpan hiçbir şey yoktu. Bu işi farklı bir yoldan çözmeleri gerekecekti. Eyfel Kulesi'nin etrafında her zaman her ülkeden insanlar olduğu için orası uluslararası önlemlerle korunmasında sakınca olmayan bir bölgeydi ve diğer ülkelerden yardım talep etmenin hiçbir sakıncası yoktu. Çünkü orada gerçekleşebilecek herhangi bir hain saldırı neredeyse bütün ülkelerin insanlarına da zarar verecekti. Başka ülkelerin turistleri her gün oradaydı. Bunun üzerine Fransızlar, Rusya'nın teknolojisini bildikleri için Rusya'dan yardım almaya karar verdi. Ruslar, uzaya yerleştirdikleri termal sinir sistemi kamerasıyla herhangi bir bölgedeki insanı uzaydan izleyebiliyor ve sinir sistemindeki uyarıları o insanın vücudunu bölge bölge inceleyerek sıcaklık yoluyla algılayabiliyordu. Ruslar, Eyfel Kulesi'nin etrafını izlemeye başladı. Ancak bu kadar kalabalık bir bölgede bunu yapmak gerçekten çok zordu. Sıcaklık değerleri birbirine karışıyor, insanların bastıkları yerler bile kamerada insanmış gibi gözüküyordu. Bunun üzerine Ruslar başka bir yöntem düşündü ve Eyfel Kulesi etrafındaki herkesin telefonlarını dinleyip şüpheli bir konuşma yakalamaya çalışmayı teklif etti. Ancak Fransızlar bunun başka ülke vatandaşlarına yapılabilecek bir ayıp olduğunu düşünüp bu teklifi reddettiler. Sonuçta oradan geçen başka ülke mensubu masum turistlerin telefonunu dinlemek özel hayata müdahale gibiydi. Gün geçtikçe korku artıyor, elden bir şey gelmiyordu. Eğer bu saldırıyı önlemek için o bölgeyi boşaltıp etrafı çevirirlerse, bu sefer de hain saldırıyı yapacak kişi Fransızlara bilgi gittiğini öğrenip kaçacak ve bu saldırıyı kimin planladığını kimse asla öğrenemeyecekti. Bu durum dünya tarihinde her zaman karşılaşılan bir durumdu. İstihbarata sahip olan devlet, eğer bunu belli ederse düşmanın bundan haberi olur ve stratejik yöntemini değiştirirdi. Zaten sırf bu çıkmaz yüzünden İkinci Dünya Savaşı'nda Polonyalılar Almanların bütün planlarını, Almanların yaptığı Enigma adlı savaş planı bilgisayarının şifresini kırıp öğrenmişti. Ancak herhangi bir saldırıyı engelleselerdi Almanya bunu öğrenecek ve kendine başka bir yöntem seçecekti. Bu yüzden Polonyalılar her ne kadar acı da olsa birçok saldırıya müdahale etmemiş ve müdahale etmek için en büyük, en kritik saldırıları beklemişti. Enigma adlı filmi izleyerek bu durumu ve olayları daha iyi anlayabilirsiniz. Peki şimdi Fransızlar ne yapmalıydı? Rusya'nın yardım eli bir işe yaramamıştı. Gelen istihbarat bilgileri bu hain saldırı yapacak kişinin yıllarca patlayıcı yapımı, savaş ve dövüş eğitimleri aldığını söylüyordu. Ancak bu kişiyi tipine bakarak tahmin etmek, samanlıkta iğne aramak gibi olurdu. İstihbarat mükemmeldi ancak çözüm yoktu. Bunun üzerine Uluslararası Güvenlik Yardımlaşması Derneği toplandı ve saldırı gerçekleşmeden bir çözüm bulma konusunda fikir alışverişi sağlandı. Masada süper güçlü denilebilecek nükleer bombalara sahip olan ülkeler vardı. Ancak tek bir kişinin yakalanmasında nükleer bomba kullanmak ne işe yarayacaktı sanki? Tek bir masa etrafında bütün ülkeler yardımlarını, bütün teknolojik güçlerini paylaşma konusunda hemfikirdi ancak bu hiçbir işe yaramıyordu. Çözüm ancak ve ancak daha farklı ve daha zekice bir yoldan gelebilirdi. İşte herkes tam da bunu düşünürken Fransız temsilci Türk temsilciye döndü ve sordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Türk temsilci cevap verdi. Bizim sizin gibi nükleer bombalar üretmeye ihtiyacımız yok. Biz konum olarak iki kıtayı birbirine bağlayan dünyanın merkezi olarak görülebilecek bir yerdeyiz. Eğer biri bize nükleer bomba saldırısı yaparsa bundan tüm dünya etkilenir. Bu yüzden savunma ve taarruz sistemlerimizi buna göre ayarlayıp tarih boyunca dünyanın en iyi, en zeki ve en çevik kara, deniz ve hava kuvvetleri askerlerini yetiştirdik. Siz burada tek bir hain için nükleer bombalar hakkında konuşurken ben size sadece 4 bordo bereliyle bu işi nasıl halledebileceğimi söyleyebilirim. Masadakiler güldüler ama bir yandan da alınmışlardı. Çünkü Türk temsilci resmen onların teknolojik teçhizatlarıyla alay etmişti. Toplantı saatler sürdü ve kimse daha iyi bir çözüm bulamadığı için Türk temsilciye onay verildi. Eğer başarılı olursa biz sana güvendiğimiz için bu işi sana verdik diyeceklerdi.
Ama başarısız olursa bunun böyle olacağını biliyorduk. Dört borda bereliyle bu iş olur mu diyeceklerdi ve sorumluluğu Türk tarafına yıkacaklardı. Türk temsilci bunun farkındaydı. Ancak kendisine ve bordo berelilere güveni tamdı. Toplantıdan 7 saat sonra helikopter aracılığıyla 4 bordo bereli Paris'e giriş yaptı. Türk temsilci Fransız yetkililere telefon açıp "Yarın en kalabalık anda 4 bordo bereli Eyfel Kulesi'ne yaklaşacak. Asker ve polisinize bundan haberiniz olduğunu söyleyin ve askerlerim ne yaparsa yapsın kimse müdahale etmesin. Sorun çıkmasın." dedi. Fransız yetkililer şaşıp kalmışlardı ve çok sinirlendiler. "Dört askeri orada nöbet tutturmak bizim aklımıza gelmedi mi sanki? Hain saldırı yapacak kişi askeri görürse direkt kaçar. Bunu bilmiyor musunuz? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek Türk temsilciyi azarladılar. Türk temsilci onlara susmalarını, planın nöbet tutmak olmadığını, psikolojik olarak hainin oradan kaçamayacağını ve bordo berelilerin operasyon başladıktan en geç 15 dakika sonra onu yakalayacağını söyledi. Fransız yetkililer her ne kadar vazgeçmek istese de uluslararası onaya sahip bu operasyonu artık iptal edemezlerdi. 4 kişilik bu bordo bereli ekibine güvenmekten başka çareleri yoktu. Derken Eyfel'in etrafı yavaş yavaş kalabalıklaştı. Onay geldi ve 4 bordo bereli Eyfel'e yaklaşmaya başladılar. Herkesin basit gördüğü bu operasyonda bakalım ne olacaktı. Etrafta şüpheli bir hareket yoktu. Bu 4 kişilik ekip bir müddet bekledi ve etrafı izledi. 3 kişi ayrı ayrı noktalardan kalabalığın 3 ayrı yerini gözetliyordu. Ardından etraftaki gürültünün çok fazla olmadığı bir anda bordo berelilerden biri bir ses bombası patlattı. İşte o an diğer 3 bordo bereli etrafı 3'e bölerek izledikleri için kalabalıktaki insanları gördüler. Patlama anında herkes kaçarken sadece bir kişi elini beline götürmüştü. Bu hayatı boyunca silah kullanmış bir kişinin yapabileceği refleksif bir hareketti. Belinde silah olmasa bile bu refleks onu ele vermişti. İstihbarata göre hain saldırıyı yapacak kişinin silah eğitimi vardı. 4 kişilik bordo bereli ekibi bunu bildiği için bu hain saldırıyı yapacak kişiye böyle bir oyun oynamışlardı. Ve plan tıkır tıkır işlemişti. Gözaltına alındı, konuşturuldu ve hesabı herkesten soruldu. Ve Uluslararası Güvenlik Yardımlaşması Derneği toplantısında Türk temsilciye gülenler, askeri güç ve kıvrak zekanın teknolojiye nasıl kafa tutabileceğini böylece görmüş oldular. Zamanında süngüleriyle tüfekleri yenmiş bir millete gülmek neymiş, gördüler. Eğer siz de bizim gibi bir vatanseverseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli kardeşlerim, Askeri Hikayeler kanalımızda bu vatan için ter döken, gece gündüz demeden nöbet tutan, aile özlemiyle yanıp tutuşsa da önce vatan diyen Mehmetçiğimizin yaşadıklarının ve karşılaştıklarının benzerlerini kendi yazdığımız hikayelerle sizlere yansıtıyoruz. Sadece er değil, profesyonel kuvvetlerin hikayelerini de anlatıyoruz. Hikayelerimizin hiçbiri gerçek değildir. Fotoğraflar tamamen semboliktir ve hikayelerdeki kişilere ait değildir. Videoları hazırlamaktaki amacımız, insanlara bu vatan üzerinde rahat yaşamalarının nedenlerinin kahraman Mehmetçik olduğunu göstermek ve bu kahramanlara minnet duyulmasını sağlamaktır. Biz, soyu eskilere dayanan bir milletiz. Hepimiz biriz ve birliyiz. Gerektiğinde tek yürek olup yeri göğü inletiriz. Bize zarar vermek isteyenler bunu tarih boyunca olduğu gibi şu anda da biliyor olsa da biz kenetlenmeyi asla bırakmamalı ve ülke içindeki refahı da sağlamalıyız. Bunun için ırk, din, dil gözetmeksizin bu vatanı seven herkesle kardeş ve dayanışma içinde olmalıyız. Ve en önemlisi ise mutlu da olsak, mutsuz da olsak, herhangi bir duyguyu rahat yaşayabiliyorsak bunu askerlerimize borçlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Biz onların sayesinde varız ve de onlar için varız. Ne demişler? İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Eğer siz de bizim gibi bir vatanseverseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.